amatör bir giriş olmadı mı bu? Dur durdurma sakın. Neyse başlıyorum. Başlıyorum. Dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bu video da şundan bahsedeceğim size. Yarışmalara katılırkenki prosedür, yani lisans çıkartmak işte. Bu arada rüzgar gelmesin, biraz daha yakın oldu bana. Aynen, sesimi iyi duysun çocuklar, rüzgar gelmesin. Hatta bak elini nasıl tut biliyor musun? Elini aynen şöyle orayı kapatır gibi falan tut da. Yarışmalara nasıl katılıyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim size. Formunuza bakmıyorlar, tamam mı? Hani bu çocuğun formu çok kötü, bu çocuk yarışamaz demiyorlar. Ama tabii ki de çok kötüyse hani rezil olmamak için katılmayın. prosedürler neler? Önce bir kulübü olan, yani vücut geliştirme kulübü olan, yani sizi lisans çıkartabilecek birisini bulmanız lazım. Bunu nasıl bulursunuz? Instagram'da işte önce daha önce yarışmaya katılmış birisi varsa, çok samimi olduğunuz ona sorun. İşte sen kimin kulübünden katıldın, hangi hocanın kulübünden katıldın, telefon numarasını verir misin? Eğer böyle bir tanıdığınız yoksa spor salonundaki hocalarınıza sorun. Hocam ben yarışa katılmak istiyorum, sizin tanıdığınız kulübü olan bana lisans çıkartabilecek birisi var mı diye size lisans çıkartabilecek birisi bulmanız gerekiyor. Sonra başka bir yöntem bulayım. Eğer bu da olmadıysa sosyal medyadan birilerine yazabilirsiniz. İşte hocam ben yarışa katılacağım, sizin kulübünüz var mı? Veya sizin katıldığınız kulüp hangi kulüp, ona yazayım, bana referans olur musunuz, yol gösterir misiniz diye. Yani bu şekilde siz de lisans bulacak bir kulüp bulmanız gerekiyor. Kulüplerin sahipleri şahıslar oluyor. O şahısa işte hocam ben, sonra diyelim buldunuz birisi. Birisi buldunuz, onun kulübü var. Size lisans çıkartabilir. Yarışmak için lisansa sahip olmanız gerekiyor bu arada. Onu buldunuz, ona yazmanız gerekiyor ki hocam ben yarışmak istiyorum, sizin kulübünüzden yarışmak istiyorum, bana lisans çıkartın. O da size bazı sorular soruyor. Bir parantez açmak istiyorum. Yaklaşık 2 sene öncesine kadar falan para istenmiyordu. Sanırım bundan sonra para isteniyor. Ne kadar diye sorarsanız sanırım 300 lira falan. Çok pahalı değil, çok az da değil ama 300 lira isteniyor lisans çıkartmak için. Ama istemeyen birisini bulabilir misiniz bilmiyorum. Hani bu kesin bir şey demiyorum ama sanırım 2 senedir para istiyorlar. Çünkü evrak yaparken onların da biraz giderli oluyor. Önceden ceplerinden ödüyorlarmış ama artık ceplerinden ödemek istemiyorlar, yani sizden alıyor onları. Neyse bir 300 lira isteyebilirler, isterseler şaşırmayın. Belki daha fazla da olabilir, belki daha az da olabilir. Hani ben ortalama bildiğim fiyatı söyledim. Adama diyorsunuz ki işte ben sizin kulübünüzden yarışmak istiyorum, bana lisans çıkartır mısınız? Adam da size diyor ki kardeşim benim senden istediğim evraklar şunlar şunlar. Neler? Çok ekstra bir evraklar değil. Önce sağlık raporu istiyorlar, birkaç tane fotoğraf istiyorlar, işte parayı göndermeni istiyorlar. Sanırım bu kadar yeterli ama belki birkaç daha basit evraklar isteyebilir, işte kimlik fotokopisi gibi. Ekstra bir şey yok. O adam onları gönderdin. O adam sana özel sorular sorulabilir belki. İşte nerede yaşıyorsun? İstersen yanıma gel bir formunu göreyim. Bunlar zor ama hani o bu kadar da detaylı sporcu olanlar da var ama çok detaylı sporcu almayıp yeter ki bana gelsin. Hani benim lisansım, benim sporcum olduğun, hani benim kulübümün adı o listede yazsın. Yeterli diyenler de oluyor ama çok detaylı bir şekilde didikleyip didikleyip sporcu alanlar da oluyor. Bu artık biraz sizin şansınıza kalmış. Belki sizi yanınıza çağırıp formuna bakabilir, işte tavsiyelerde bulunabilir, işte nerede yaşıyorsun, kaç yıldır yapıyorsun, ilaç kullanıyor musun diye soru soruyorlar. Burada bir parantez söyleyeceğim size, tavsiye. Belki bunu lisans sahipleri izlerseler kızacaklar, federasyondan birileri izlerseler kızacaklar ama ben sizin adamınızım. Gerekirse videoyu kaldırırım. Zaten ilk başta izlerseniz. Eğer size ilaçlı mısın diye sorarsalar, herkes ilaç kullanıyor ve herkese bu soru soruluyor ve kimse ben ilaç kullanıyorum demiyor. Siz de ilaç kullanıyorsanız bile ilaç kullanmıyorum diyeceksiniz. Yoksa size lisans çıkartmazlar. İlaç kullanmıyorum ve bütün sorumluluk benim diyeceksiniz. Eğer yakalanırsam bütün sorumluluk benim diyeceksiniz. Bir şey imzalatıyorsan ilaç kullanmadığına dair podyumdan hemen önce. Bu prosedürler bunlar. Başka neler? Başka hiç ekstra bir şey yok yani. Hani başka söyleyeceğim bir şey yok. Ödemeniz gereken herhangi bir şey, işte podyuma çıkarken yapacağınız bir şey, herhangi hiçbir şey yok. Lisansınızı alıyorsunuz. Sonra gittiğiniz zaman bir tartı gününüz ve kayıt gününüz oluyor ve podyum gününüz oluyor. Tartı ve kayıt gününde size çıkartılan lisansı alıyorsunuz. Bu arada büyük ihtimal hangi kulüpten katılıyorsanız o adam da gelecek. Size direkt orada lisansınızı verecek.
lisansınızı alıyorsunuz ve kiminizle birlikte. Kayıt işlemlerinizi yaptırıyorsunuz, sonra podyum gününüzü bekliyorsunuz. Podyum gününü hiçbir şey aklınızda olmadan, hani kayıt oldu mu olmadı mı falan hiçbir şey aklınızda olmadan rahat rahat, hani hiçbir belge falan yanınızda olmadan direkt donunuzla, yani şortunuzla gidip podyuma çıkabiliyorsunuz. Başka aklıma gelmeyen söyleyeceğim bir şey var mı? Bu kadar. Bir kulüp buluyorsunuz, lisans çıkarmasını istiyorsunuz. İşte gerekli evraklar istiyorlar sizden. Lisansını çıkartıyorsunuz. Sonra yarışacağınız sikletin tartı gününü bulup, tartı ve kayıt günü yani, kayıtınızı yaptırıp sonradan artık yarışıyorsunuz. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa yorum olarak yazın. Ben yorum olarak cevaplayayım. Cevaplayacağım söz. Her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Aklınıza takılan şeyler varsa sorun. O spor kulübü, yani lisans çıkardığınız kulüp sizin hiçbir şeyinizi karşılamayacak. Onu da söyleyeyim. Hani yol paranızı, otel paranızı, başka bir şeyinizi, hiçbir şeyinizi karşılamayacak. Her şeyi siz kendiniz karşılıyorsunuz. Veya bir sponsorunuz varsa sponsorunuz karşılıyor. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Her şeyi yorum olarak, yani soru olarak yazın. Ben size cevap olarak yazacağım. Bu arada yeni videolar gelecek. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım açıklama kısmında da yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Yarışmalar için prosedürler bunlardı. Aslında çok basit, çok kolay. Peace. I'm to come with up to the night.